Herkese merhaba. 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı'nın 4. günündeyiz. Şu an yanımda Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin Birbudak var. Merhaba, hoş geldiniz Seçkin Bey. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Genel bir kurultay değerlendirmesi yapmak istiyorum sizinle. Nasıl geçiyor? Neler yaptınız? Neler yapıyorsunuz? Evet, öncelikle siz de emekleriniz için çok teşekkür ederek başlamak istiyorum size. Bu kurultay süresince bayağı yoruldunuz bizler de. Kadar. Bu sene özel bir yıldı. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılı hem de kurultayımızın 75. yılı olması sebebiyle çok özel konularla başladık. Yani çok alt başlıklara böldük. 50'den fazla konu alt başlığı vardı. Ve maalesef 6 Şubat Kahramanmaraş ve 20 Şubat Hatay depremiyle üzücü bir durum yaşadık. Kurultayımıza son dakika deprem özel oturumu da ekledik. Bugün 4. günü yarım gün, yarınla tüm gün olarak bir deprem özel oturumu da olacak. Ekstra bu eklendi son bir ay kala. Geçen seneye kıyaslayacak olursak gerçekten çok ciddi bir katılım var. Yoğun, bunda depremin de belki bir etkisi olabilir. Düzenleme kurulu başkanımız Profesör Doktor Erdin Bozkurt'un etkisi var. Bu kurultayın bu kadar yoğun geçmesini çok çabaladılar. Mustafa Akyıldız hocamın ve tüm düzenleme kurulunun, o da yönetim kurulu başkanı Hüseyin Alan ve yönetimde yer alan bu çalışmalarıyla arkadaşlarımızın çok ciddi emekleri var. Ciddi, çok çabaladılar. Çok çabaladık hep beraber. Kurultayın hem düzenlenmesinde bildiğiniz üzere desteklerle oluyor. Çok fazla firmadan meslektaşlarımız destek oldular. Onların da bu kurultayın hem güzel hem böyle yoğun geçmesinde ciddi emekleri var. Bu vesileyle onlara da bu destekleriyle sponsor olarak, stand açarak ve gelerek katılarak, sunumlarla, bildirimlere katkı verenlere de teşekkür etmek istiyorum. Şu anda çok güzel geçiyor. 4. gün olması, önceki senelere kıyaslarsam yani 2007-2008 yılından beri kurultaylara gelip giderim. Genelde ilk günler, ilk iki günler kalabalık olur ama 3-4 ve son gün genelde sayı azalırdı. Ama bu sene çok öyle olmadı. Yani 4. gün olmasına rağmen salonlarda ciddi bir yoğunluk var. İçeride de güzel bir yoğunluk var. Bu bizi mutlu etti. Düzenleme kurulu ve oda yönetim kurulu olarak hakikaten bu durumdan mutluyuz. Uluslararası katılım da çok fazla oldu. Evet. Yurt dışından, çeşitli ülkelerden hocalarımız, kimi gelemedi online, kimi de gelerek katkı vererek de bulundu. O anlamda da çok verimli ve dolu dolu geçen bir kurultay oldu, oluyor. Evet, peki 75 yıldır süren bir bilim şöleninden bahsediyoruz aslında. Sizce buraya katılan, hani sadece hocalarımız, bu sunumları paylaşan aslında bilir kişiler dışında topluma sizce faydası nedir bu bilim şöleninin? Güzel tartışmalar çıkıyor. Araştırmacılar, sadece üniversitedeki araştırmacılar değil, kurumlarda, MTA'da, DSİ'de, karayollarında, demiryollarında, jeolojinin ve yer bilimlerinin, cilerin çalıştığı kurumlarda kim meslektaşlarımız da yaptığı, kurumlar olarak yaptığı çalışmaları burada sunuyorlar. Elde ettikleri verileri paylaşıyorlar. Bu veriler üniversitelerdeki hocaların da yaptığı verileri kurumlardaki meslektaşlarımız öğrenip bunu topluma, çünkü kurumlar topluma bir hizmet ediyor. Oralarda aktararak daha verimli, daha kaliteli işlerin ortaya çıkmasını sağlayan toplumun en büyük katkısı bu oluyor. Buradaki kurultayın çıktıları hem kurumlara hem de akademik camiaya hem de vatandaşa çok olumlu, pozitif dönüşleri oluyor. Yani bu bilimsel kurultayların insanlar hem eksikliklerini hem hatalarını hem de yaptıkları iyi işlerin sonuçlarını kurultay sonunda görmüş oluyorlar. Bu anlamda çok da önemli ve bu tür kurultayların her anlamda desteklenip daha da çoğaltılarak, daha da genişletilerek yapılması, düzenlenmesinde aslında bir zaruri olduğunu gösteriyor bize. Peki kurultay sürecinde aslında çok büyük destekleri, faydaları olan arkadaşlarımız var, Jeo gençler. Evet. Biraz da onlardan bahsedelim istiyorum. Sonra kızıyorlar bize, bizden hiç bahsetmediniz diye. Haklılar. Yani şimdi bazı şeylerin görünen kahramanları vardır. Bazılarının hakikaten görünmeyenleri vardır. Jeo genç hem görünen hem görünmeyen kısmında. Arkadaşlarım 34-35 tane Jeo gençten, çeşitli üniversitelerden arkadaşlarımız gelip kurultayda yer alarak, kim görünür kimi de isteyerek burada kurultayın güzel düzenlenmesinde, başarılı olmasında aksaklıkları bir an önce çözerek de çok büyük katkılar sundular. Hem sunumları bir arada toplayıp sunum yapacak hocalarımıza, arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza yol göstererek, kayıt aşamasındaki bu kurultayın en sıkıntılı aşaması kayıt aşamasıdır. Evet. İlk günler öyle bir yoğunluk, bir kargaşa olur. Onu güzel şekilde
kontrol altına alıp atlatmada çok güzel çalıştılar. Hepsine sizin aracınızla da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz de öyle. Yani bu bizim kurultayımızın 75 yıldır yapılıyor olması bir şeyi de 75 yıldır emin değilim ama ben kendi dönemimden beri, 2008'den beri ben de bulundum bu şeyde. Joe Genç olarak da çalıştım. Bize çok güzel şeyler de kazandırıyor. Arkadaşlarımıza da kazandırdığını iddia ediyorum. Onlar burada emek verirken aynı zamanda da kazançlı da çıktıklarına inanıyorum. Firmalarla, üniversitedeki hocalarla, kendileri farklı alanı çünkü jeolojinin yer bilimi her alanını burada işlediğimiz için kurultaylarda onlar da kendileriyle ilgili alanları bulabilme fırsatı buluyorlar. Yani onların da bu anlamda kazançlı çıkmasına da vesile olabiliyoruz. O da bizi mutlu ediyor. Çok güzel işler çıkardı. Onlara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Jeogenç umarım her zaman böyle şahşalı ve güçlü şekilde devam eder diye temenni ediyoruz. Sağ olun. Biz hepinize çok teşekkür ederiz. Evet. Katkınızdan ve bu güzel organizasyon için. Yani umarım herkes mutlu olmuştur. Eksikliklerimiz, hatalarımız illaki olmuştur. Yetişemediğimiz şeyler illaki olmuştur. Büyük bir organizasyon. Evet. Yani profesyonel değiliz bu işlerde. Gönüllü ve amatörce yürütmeye çalışıyoruz. Yani kırmış olabiliriz, incitmiş olabiliriz veya tam hani tatmin etmemiş olabiliriz. Anlamalarını ve bizi de bu anlamda çok kızmamalarını temenni ediyorum. Önümüzdeki yıl için bir şey söylemek ister miyiz? Umarım. Şimdi önümüzde bir seçim var. Daha ülkemizin ve geleceğimiz ne aşamada nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz. O seçimden sonra belki ülkede çok şeyler değişecek. Yani bir bundan sonra seneye yapıp yapamayacağımızı bile bilmiyoruz son tarafı. Çünkü böyle kurultayların çok da büyük bir ekonomik geri çıktısı var. Bunları sponsorlarımız sağ olsunlar bu dönem yaptık ama oda olarak gelirlerimiz ciddi şekilde azaldı. Ve bunlar böyle büyük organizasyonlar düzenlemek daha da zor hale gelmeye başladı. Umut ediyoruz bu 75 yıldır devam eden yer bilimcileri, jeoloji şölenini daha nice yıllar yapabiliriz diye umut ediyorum. Seneye de umut ediyorum. Yine hep beraber bundan daha da güzel şekilde katkı koyarak yapmayı umut ediyoruz diyorum. Bilimle, emekle, inatla ve akılla diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkürler.